Şimdi efendim e, konuşacağımız iki e, birbiriyle bağlantılı başlık var onları da aktarayım hızla yorumları da rica edelim. Karamollaoğlu'nun açıklaması ve Babacan'ın açıklaması altılı masayla ilgili bunlar nasıl sinyaller diye soruyoruz. E, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu bir konuşmasında A, altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı dedi. Sonra da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaşa konuştu ve bu sözlerine açıklık getirdi. Altılı masanın süreceğini yeni seçim kanunuyla ittifakın eski öneminin kalmadığını söylediğini anlatmaya çalıştığını belirtip, biz otoriter rejimlere evrilen bu sistemi değiştirmeye kararlıyız. Kararlıyız ifadelerini kullandı. Babacan, Ali Babacan'ın da bir açıklaması var. Endişem aday belirlendiği anda işler karışabilir diyor Ali Babacan ve dolayısıyla bir ön protokol, ön koalisyon protokolü e, dediği bir önerisi var. E, Avrupa demokrasilerinde ön koalisyonlar oluyor. Bunun şu an yürüyen model için uygun olacağını düşünüyoruz. <laughs> Yoksa ortak aday belirlendiği anda işler karışabilir diye ciddi ciddi endişeliyim. Yani diyor bunlar nasıl sinyaller buna ek olarak şunu da söyleyeyim çok fazla vaktimiz kalmadığı için Zafer Şahin'in iddiası bu da 9 Eylül'de Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak diyor. Ee, Zafer Şahin bilmiyorum. Hayırlı olsun ee, hayırlı olsun. Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak. Olsun, 9 Eylül. Hayırlı olsun Kurtuluşu. Şey değil mi? Neden? Übarek olsun diyor. CHP'nin tarihiyle ilgili de bir niteliği var. İzmir'in düşman kadarıyla. işgalinden kurtulun. Evet. Bir de böyle bir e, gazeteci Zafer Şahin'in Bizim yayınlarımızda da kendisini takip ediyoruz. Tabi e, iddiası da bu yönde. Melik Bey sizinle başlayalım mı? 9 Eylül'de ne diyorsunuz? Sizde var mı böyle bir duyum Kılıçdaroğlu evet. adaylığını açıklar mı acaba? Ya ya şöyle... Bir Eylül baba, ayı diye e, konuşuluyor yani, ama. E, evet uzun süredir Eylül ayı konuşuluyor. Fakat şöyle e, yani masa böyle erkenden karışmasın, dağılmasın. E, bir yandan e, da o söyleniyor diye. evet. 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 Ya seçime kadar tutalım deniyor. E, çünkü hani farklı sesler problem çıkarır. Hatta Babacan bir ortak protokolle bunu belirlememiz gerekiyor. Çünkü öbür türlü e, kendi kafasına göre mi konuşacak yoksa dönüp her şey altılı masaya mı soracak dedi. E, onun dışında mesela bir iyi Partili üst yönetici İsmail Saymaz'a ya Kılıçdaroğlu'nu desteklemek zorunda değiliz. Çünkü borcumuz yok. O vekil transferinin borcunu biz B başkanı seçimde destekle o borcu ödedik dedi falan böyle tuhaf bir açıklama e işte Davutoğlu çatada olmayabilir e o zaman hani yine masa dağılmamalı falan şimdi bir tek Gültekin Uçlar Kılıçdaroğlu olmalı dedi daha önce sonra da tweet attı tam da Karamollaoğlu'nun daha karar veremedik konuşuyoruz dedi saatlerde Gültekin Uçlar bir tweet attı ve dedi ki aday altlı masadan çıkmalı. Sayın Uysal'ın kafasında Kılıçdaroğlu'nu Oğlu, o olduğunu, olduğu, olduğunu biliyoruz. çünkü hafta, iki hafta önce deklare etmişti zaten. Şimdi Kemal Bey kendini istiyor, CHP Kemal Bey istiyor. Yani CHP'nin üst yönetimi, e, tabanı kastetmiyorum. E, Gültekin Uysal Kılıçdaroğlu'nu istiyor ama dört parti acaba diyor hala. Ondan çok emin değilim. Gültekin Uysal'ın da memlekete Afyon'da kendisinin aday olması için faaliyette bulunduğu partililer tarafından dile getirildi. Ama abi, şöyle bir şey olursa Hürki Bey, eğer çatı aday olmazsa Hı, olmazsa zaten, ha olmazsa zaten çoklu aday ve genel başkan olan herkesin aday olması gerekir altın masada evet. yani e, şeyde yani Gültekin Uysal neyi eksik yani Davutoğlu oluyorsa o da olsun yani o da %0,50'lik parti o da yani <laughs> onu neyi eksik? Ama bak 39 günden fazla genel başkanlık yaptı bunlar görüyor musun? Bu da başarı. Abi sen oyu <laughs> eksik, oy şeyi çok ortak akıl <laughs> mevzusu ve demokrasiyi çok işselleştirmeseydin <laughs> sen de hala genel başkandın abi. <laughs> ...halimden çok memnunum. Gazeteci <laughs> ve akademisi. Olsun, biz abi biz seni tekavit genel başkan olarak seviyoruz. Hasan Hoca bir şey söylüyor. var. Hasan Hocamız diyor ki... ...oyu eksik. Neyi oyu eksik diyor. diye sordu ya. Oyu eksik, oyu dedim. <laughs> yani 100 bin imza bulup... ...o da şansını deneyecek. O da çok bir önemli kaç bir kişi. şey değil diyemeyiz. <laughs> Ama bu arada bir şey unutmayalım. E tabii yani o da diyecek ki... Bazı seçmenler, Sayımızı öğrenelim. Biz evet. kaç kişiyiz? <gülüyor> <gülüyor> ba bazı seçmenler e diğer adayların Kemal Kılıçdaroğlundan fazla oy alabileceğini bilmedikleri için israrla ya niye böyle konuşuyorlar bu insanlar? Hani Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun, parti disiplini diye bir şey var falan diyorlar. Diyorlar. İşte bu yani seçmenin seçim sistemini bilmemesi, Türkiye'nin e nabzını tutamaması, olayı görememesinden kaynaklanıyor. Ama muhalif seçmenin ciddi bir kısmı da %60'a yakını da burada ne konuştuğumuzu anlıyor. yüzde %40'ı anlayamıyor. Yani çünkü şöyle düşünüyorlar. Ya bu insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. işte maksat yıpratmak var. Ya buradakiler Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratamaz. Zaten fikri sabit takılmış olanlar zaten oy verecek. Yani kimsenin fikri değişmez ki. Ben sadece bazı rakamsal gerçekleri anlatıyorum. Ha, gören görür, görmeyen görmez. Yani bildikleri yolda giderler. Sonucu da gören neticede görür. öyle tabii. Yani Karşılaşırlar, alırlar. Ya Dinler. biz aksini söylesin. <laughs> Efendim? Ya biz ihtimalleri, e, biz ihtimalleri konuşuyoruz, durum tespiti yapıyoruz. Sonuçta böyle biz Kemal Bey'e güzelleme yapsak çok Hani çok mu işine yarayacak? <laughs> bal bal demekle ağız tatlanmaz. Yani biz hani sonuçta o karar verecek. Ama biz altılım masadaki genel duruma baktığımızda burada henüz bir konsensus yok. Yok yani. Şimdi bu konsensusun olabilmesi için ne yapılabilir? Kemal Bey hangi enşumanları devreye sokar bilemiyoruz. E, fakat hani sonuç olarak Kemal Bey'in çok istediğini ve CHP'nin Kemal Bey dışında bir isimle de hiçbir şekilde masaya oturmayacağını biliyoruz. O halde iki olasılık kaldı. Ya Kemal Bey çatı aday ya çoklu adayla ikinci tur zorlanacak. Aslında bu... durumda herkesin şunu demesi lazım. ya Hayırlı olsun, mübarek olsun, ne güzel. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun. Bile söyleye bir seçim izlesinler. Olay bu yani. Niye burada konuşuyoruz ki gereksiz yere? Yani 9 Eylül'de bir adaylık açıklaması söz konusu olursa bu çoklu adaya doğru gidileceğinin sinyali mi oluyor acaba? Ya bir kere yani. masaya danışmadan, ya masadan karar çıkmadan ben adayım diye çıktığında Hı. ötekiler ne diyecek yani hani Hani sonradan iyi peki kabul edelim ha, denir ya, mi? E, kaç tane toplantı <laughs> yaptılar? 7-8 tane toplantı yapmadılar mı şimdi? Bir tanesi çıkıp ondan sonra ya bunun bir, bir masada bir konuşsaydık falan demeyecek mi yani? O zaman o masadaki toplantılar ya tamamen öteki ortaklar almayacak mı? Kemal Kılıçlar'ın az oy alacağını biliyorlar. Onlar mutlaka itiraz edecektir. Yani diğerleri Ama zaten itiraz ettiğinde de şimdi toplumsal olarak kamuoyu önünde itiraz ettiğinde de bu sefer çarşı pazar karışacak. Karışmaz mı? Ama onlar Sonra da cevap verecek. Kazanma meydan, ihtimali daha yüksek biriyle seçime gitmek istemezler konuşacağız. mi? Allah aşkına? <laughs> Biz akşam burada konuşacağız. Didik didik olacak hikaye o zaman. Baştan sakat çıkmıyor mu bu mesele? Hocam e zaten problem var yani şu anda aday yok düşünsenize. Şimdi siz yani bir taraf diyor ki ben olayım. Kumar oynayalım, kazanayım veya kazanmayayım illa ben olayım diyor birisi. Diğerleri de diyorlar ki senden daha yüksek oy alabilecek kişiler var. Hani bunlar olsa daha iyi olur filan açıklamalar yapıyorlar kibarca filan. Durum bunlar, bu ya. Bunlar diye bir şeyi de işaret etmiyorlar. Şimdi bakın be, benim kanaatim ee, aslında muhalefet masası üçe ayrılıyor. CHP ve HDP bir tarafta, İyi Parti bir tarafta, diğer küçük partiler bir tarafta. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu, HDP, CHP kimi çıkartırsa çıkarsın destek verecek. Mansur Yavaş hariç. Ha evet hariç. Ee, şey diğer partiler artık pazarlık şanslarının o küçük partiler pazarlık Abdullah şanslarının ciddi oranda azaldığını da Abdullah hissettiklerinden çeşitli imalara başladılar. O imalar çok sonuç getirebilecek imalar değil. işte ön protokol imzalansın bilmem ne olsun falan filan. Eee CHP'nin şu an itibariyle ben kendisine aşırı bir özgüven duyduğunu düşünüyorum. Yani zaten küçük partileri çok umursamıyorlar. Bir de hangi CHP'li ile konuşursanız konuşun ağzında şu laf. Hani diyet hikayesi var ya iyi Parti'yi zaten biz kurduk, biz destek olduk, bilmem ne yaptık. O desteği verecekler. Yani iyi Partili e, vekilin yaptığı açıklamada ya biz o diyeti ödedik hikayesi Boşuna çıkmıyor. Çünkü CHP'liler her mantık, yerde bunu kullanıyorlar. Ya şu mantık işte, hiçbirinin aklına gelmiyor mu? Yani 12 Hatta yıldır girdiği 10 seçimde karşıdaki rakibinden çift misli fark yemiş birini aday yaptığınız zaman yani yine sıkıntılı bir seçime gidersiniz. Ya bunu hiç yani bir tane bile düşünecek bir böyle yok mu yani? Ben böyle gördüklerini düşünmüyorum. Bakın yani şöyle oluyor sanırım bu tür siyasi hareketlerde. Gören de söyleyemiyor galiba. Şimdi nasıl? <laughs> Şöyle bir şey düşünün işte diyelim ki anket işlerinden sorumlu hmm. bir danışmanı var Kemal Bey'in. Bu konuşulmaya başladı bu hikaye Kemal Bey'in adaylığı falan. Uzun süredir kamuoyunda da seslendiriliyor, televizyonlarda da o danışmanlı da. İbrahim Uslu yapıyormuş. İş, hiç değilse rakamları bilir yani hiç İbrahim Uslu. Bilmekle söylemek arasında bir fark nasıl var ya? onu söyleyeceğim işte. Söylemiyorlar mıdır? Ya bir dakika bir, 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 bir senaryo e. kurayım bir dinleyin yani. E. Ben, sonra bana tamam, Çok kötü bir senaryo kurdun falan tamam, değil. Ee, belli bir süredir şu konuşulmaya başlan, başlandı CHP çevrelerinde. Kemal Bey'le de kazanıyoruz biz bu, bu işi falan. Kazanıyoruz bilmem ne falan filan diye geçiyordur. Ondan sonra çeşitli anket yöntemleriyle ileri inandırırlar. işin ters gittiğini de düşünse Anladım gerçekten anketlerin iyi göstermediğini düşünse de evet. bir kere pişmiş yaşa su katıp içeride ya sen muhalefet <laughs> mi yapıyorsun Sen Sayın genel Anladım. başkanımızı küçük mü görüyorsun niye seçilemesin falan deneceklere kurban gitmemek adına olabilir olabilir muhtemelen ya olabilir evet, bir şey, sayın Genel Başkanımız. Ne biz herhalde? harika doğru. bir performans sergiliyoruz. Ezeriz geçen yılın her şey yani. Ya Alan, Kılıçdaroğlu inanmaya başladı bu dedi hocanın bu dediği doğru yani bu sene ya seçmen bile inanmaya başladı. <laughs> etrafta konuşulur. Parti meclislerinde sürekli evet geliyor bu sefer biz iktidara geliyoruz. Kazanıyoruz. Kimseyle paylaşmaya. 10 seçimdir evet yok. aynı senaryo i̇yi, devam. İyi partiyle paylaşmaya ihtiyacımız yok. Geliyoruz kendi partimizle gelelim falan söylemi bir kere alıp yürüdüğü zaman durduramazsın. Kim şeytanın ben. avukatını oynayacak orada? Hmm. Kim gerçeği söyleyecek Yani diyorsun. şey dışarıdan bakınca şey gibi gözüküyor ya. Gerçeği söyleyenler de kötü bakınca, adam. Dışarıdan bakınca ya kardeşim niye görmüyorsunuz bunu falan diyor ya Hakan Bey. Doğru birisi İçerideki söylese kişisel, kötü adam. Zaten ben kötü adam. Her dinamikleri öyle işlemez. Öyle öyle. Ben yani, mesela kişisel... ben bunu söylüyorum diye kötü adamım. Sayın Genel Başkanım, zaten bu belediyelerde elde ettiğimiz başarının mimarı sizsiniz. Sayın Genel Doğru. Başkanım altılı masayı ancak siz ayakta tutabilirsiniz. Sakin güç, Gandhi, Kemal bilmem ne falan filan. o alıp başını gider. Şey uçmaz müritleri uçurur. Peki. Ve inanır. Hulki Bilmiyorum. Bey, yani çok sizi mu? dinleyelim. Abartılı. Evet, Eylül Sizler ayında abi. 9 Eylül iddiasında olduğu Olabilir. gibi bir açıklama duyar mıyız acaba? Yani artık ortak aday kararı beklenmeden Kılıçdaroğlu açıklar. Sonra acaba masada ne karar çıkarsa diye mi beklenir? Çoklu adaya doğru bir ilerleyiş mi olur bu? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir... abi iyi düşün bak 99.996 oy imza kaldı. Şimdi bir kere kendimizle tutarlı olalım. Şöyle aylar öncesinden bu İmamoğlu aday olacak mı, olmayacak mı diye konuşulurken aylar öncesinde ben şunu söylemiştim. Birçok insan arkadaş da katıldı buna. CHP'nin adayı genel başkan olmalıdır dedik. İmamoğlu'nun adı öne çıkarken dedik ki CHP'nin genel başkanı ana muhalefettir. Ana muhalefet partisinin genel başkanı da cumhurbaşkanı adayı olmuyorsa, olamıyorsa. Hatta iddia sahibi o zaman genel başkan da olmaz. Genel dedik. başkan da Aynen olmasın öyle. dedik. Her partinin genel başkanı aday olma hakkına sahiptir. Herkes gibi aday olsun dedik. Şimdi bugün bu kadar isimler döndü dolaştı, zaman geçti. Bundan sonra Kemal Bey olmasın gibi bir düşüncem yok. Bence Kemal Bey aday olmalıdır. Ha ben oy verir miyim ayrı bir şey. Vatandaş oy verir mi ayrı bir şey. Ama bu riski göze almalıdır Kemal Bey. Yani gerekiyorsa aday olup seçimi büyük farkla kaybederse genel başkanlık koltuğundan ayrılmayı da göze almalıdır. Bunlar yapışıp kalınacak makamlar değil ki. Hizmet edilecek makamlar ettiniz gidin başka iş yapın kardeşim. Burası şey midir babadan oğula geçen ataerkil bir yapı mıdır? Başka iş yaparsınız. Bunu göze alacak. Zaten göze alırsa ve diyelim ki aday oldu Kemal Bey. Ama az bir farkla Erdoğan'a kaybetti diyelim. Genel Başkanlık koltuğunda korur o zaman. Ama öbür türlü koruması zor. Kemal Bey'in en büyük hatası bence şu oldu. Altılı masa diye 6 artı bir yedili masa diye bir şey icat etmesi bence kendi ayağını bağladı, zincirledi. Niye? Sen ikinci partisin. Kimseye ihtiyacın yok. Şimdi ee, o masada en yüksek oya alanla hiç oyu, ol, oyu olmayan bir parti eşitlendi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu tuzağı kendi kendisine bu tuzağa düşürdü Kemal Bey. Sen Demokrat Parti ile CHP'yi nasıl aynı masada birleştirirsin? Ya fikir birliğiniz olur görüşürsünüz ama Ortak bir müttefiklik masası diyorsun buna. NATO gibi ya. NATO içinde kavga gibi konuştuk. Sen şimdi ee, ağır sikletsin CHP olarak. Öbür tarafta tüy siklet olan hatta destede, Kırkpınar'da deste güreşleri var çocuklar. <laughs> destede olan bir partiyle aşağıda birleşiyorsun. Senin yukarıda birleşmen lazım. Şimdi bu masadan birisi yarın kim aday olursa olsun. Ben ayrılıyorum masadan dediği zaman en büyük zararı Kemal Bey ve CHP görecek. Tabii. Sen bu duruma CHP'yi niye düşürdün Kemal Bey? Ya ben aday olacağım. Genel Başkan'ın hakkıdır. Bak ben, biz de söyledik aylar önce. Senin hakkındır bu. Kazanırsın kaybedersin ayrı bir şey. Ben severim seni sevmem ayrı bir şey. Ama sen Cumhurbaşkanlığı gibi en önemli bir göreve aday olmayacaksan o makamda ne işin var zaten Genel Başkanlık'ta dedik. Şimdi bu masayı kurarak... Kendisini en aşağıda, en düşük oy oranında sabitledi. Yukarıda sabitlemesi gerekiyordu. Hata yaptı. Bundan sonra da aday olmalıdır. Bu dediğimi yapsaydı en başında, masayı kurmasaydı, seçim geliyor. Vakti gelince adaylığını açıklardı. Erdoğan'ın karşısında kimler aday olursa olsun, Kemal Bey ikinci tura daha kalma şansını artırırdı. Şerefiyle yenilmek var. Ya şimdi genel başkansınız... Hiç bilmediğimiz siyaset dışı bir yerden aday göstereceksin. Ekmelettin olayına benzeyecek bir yığın riskler var. Şimdi altılı masada da altık yani üçe bölündü dendi ya bence altıya bölünmüş bir masa bu. Hatta yediye bölünmüş bir masa HDP'yi de sayarsak e, her kafadan bir ses çıkıyor. Karamolluoğlu bir kere Alevilik açıklaması yaparak e, Kemal Bey'in önünü kesti. Ben öyle demek istemiyorum ama işte yüzde bir midir, yüzde birden çok çıkar mı falan gibi diyerek bir kere Kemal Bey'i bence yanlış yaptı. E, hatalı bir açıklamaydı Karamoğluoğlu'nun açıklaması. Yapmamalıydı böyle bir açıklama. Alevilik üzerinden Kemal Bey'i sıkıştırdı. Yapmamalıydı. Aynı masada oturuyorsunuz, kardeşsiniz siz. Birbirinize niye yapıyorsunuz bunu? E, Meral Hanım aylar önce ne dedi? Genel başkanların aday olmasını istemiyorum dedi. Şimdi bakın her kafadan bir ses çıkıyor. Babacan'ın açıklaması başka. Başka birisinin gönlünde a, a, e, Abdullah Gül var. Ya bu hale niye düşürdün Kemal Bey kendine? En büyük parti benim muhalefette, ben aday olacağım. Ya he, hakkındır. Kazanaman, kazanaman, kazanman ayrı bir şey ama hakkındır, budur. Bu kadar kavgaya, dövüşe, İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın adının ortaya çıkmasına ne gerek vardı? Şimdi de bunu çıkıp söylemelisin. 9 Eylül'de mi söylersin? 19 Eylül'de mi söylersin? Ayrı bir şey. Ama bu masayla ilgili bir şey söyleyeyim. Altılı masa, işte şimdi adayları bir de bu 7. toplantıda açıklamayalım diyorlar ya. Altılı masa çoktan ölmüştür. Cenaze namazını kılma zamanını bekliyor. Ölmüştür. Cenaze namazı kılınmamıştır. Aday açıklandığı zaman cenaze namazı kılınacaktır altılı masanın. Altılı masa çoktan ölmüş. Canlı numarası yapıyor ama çoktan ölmüş bir masadır bu. O yüzden burayı kurtarmak istiyorsa Erdoğan'ı yenmek istiyorsa Kemal Bey Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak. Kardeşim masaya da çok teşekkür ederiz. Masayı kurmasaydın buradaki insanlar o masada oturanlar zaten seni destekleyecekti ya. Demokrat Parti kime gidecekti binde bir oyuyla? Nereye gidecekti? Yani Davutoğlu ya da Babacan Erdoğan'ın partisinden ayrılmış bazılarına göre ihanet etmiş kendi partisine. Tekrar Erdoğan'a mı dönecekti? Sana oy verecekti. Niye sen kendini onlarla eşitleyerek bağladın ki? Yanlış yaptı. Büyük bir siyaset hatası yaptı bence. Bundan sonra düzeltebilir mi? Düzeltir. Hiç tartışmalara gerek kalmadan. Düzeltir mi? Ha? Masayı dağıtarak ancak yapalım. <laughs> Dağıtmadan. Şimdi diyorlar ya zaten açıklamayalım. Yok 45 gün sonra toplanalım. Zaten ha, evet, ölmüş evet. bir masa bu. Ölmüş bir masa. Ek. Arkadaşlar kendisi söyler, başkasına söyletir adayımız kılıçları oldur, kazanır kaybeder. İmamoğlu şey Ekmelettin İhsanoğlu kaybetti de ne oldu? Ya çıkıp yani cesaret 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 biraz. Peki. Eee 3 dakika gibi bir süremiz var. Buyurun Hakan Bey sizi dinleyelim. Çok kısa benim Peki. söyleyeceğim. Tamam. Yani şu. Şimdi Hulki Bey'in saydığı bütün bu problemlerin asıl sebebi bu açmaz gibi gözüken konuların. Yani diğer muhalefet partiler işte genel başkan olmasın diyor falan. Hepsinin sebebi ve kökeni şu. Bakın ana muhalefet partisinin lideriyle bir başarı kazanılamayacağı belli olunca yani bir liderin mayası tutmadığı halde inat ve ısrarla hayır bundan olacak diye tutturduğunuz zaman, inatlaştığınız zaman bu sonuçlar doğar. Ya halka soruyoruz. CHP'nin iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'nun önünde çıktı senelerce, aylarca şu son 2-3 senedir. Şimdi siz Meral Akşener 3. parti durumunda o önde çıktı. Yani böyle bir tablo, ben de bu gerçekleri anlatıyorum diye bana diyorlar ki vay sen aa eleştiriyorsun. Ya kardeşim hiçbir matematiğiniz yok. 10 seçime girmiş. Her seçimde rakibinden çift misli fark yemiş. 21'e 42, 25'e 50. Ya bu CHP'nin oyu değil kardeşim değil. Bak Ecevit gibi biri çıkmış 42 aldırmış. İnönü bile Erdal İnönü diyorum hem de İsmet Paşa da değil. O bile 31 almış ki siyasetçi değildi. Ya Necdet Çalp 32 almış. Yani ısrarla 25'te partiyi kitlemiş birini. Hayır illa bunun ne olacak? E, olmuyor. Al sabaha kadar aday göster. Peki. Ben bu gerçeği anlatınca bir de bana kızıyorlar. Götü adam oluyorum diyorsun. Ö ha yok bu bazıları var nihayet anlamaya başladılar ha bu adam ne diyor diye. Peki. Ama ben de sonuçta diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu aday olsun mübarek olsun. Yani evet. bir kez daha gene jeton düşmezse bir daha öğrenirler o zaman jetonları düşer. Bakalım 9 Eylül'de o açıklama gelecek mi iddia edildiği gibi ee, göreceğiz. Ve konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın, Hakan Bayrakçı, ya Melik Yiğitel ve Doçent Doktor Hulki Cevizoğlu. Sağolunuz bu akşamınızı bize ayırdınız efendim. Teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.